Fatih Altaylı, kimine kaset, kimine dedikodu operasyonu. Rahmi Turan'ın kuyuya attığı ya da Rahmi Turan'a kuyuya attırılan taşın kuyudan çıkarılamayışını günlerdir izliyorum. Gazeteci Talat Atilla'nın kendisine anlattığı bir olayı araştırmadan anlatıldığı gibi yazmış Turan. Sonra da kaynağım Talat Atilla dedi. Talat Atilla ise kaynağım CHP'li biri ama Kılıçdaroğlu'na doğrulattım diye açıkladı durumu. Kılıçdaroğlu ile kendi konuşmamış, aracı ile sordurmuş, öyle anlaşılıyor. Yani her şey aracılı. Talat Atilla'nın tartışmalı ilk haberi ya da ilk istihbaratı değil bu. Bir süre Milliyet gazetesinde yazan arkadaşımızın Milliyet macerası da böyle bir tartışmalı haberle son bulmuştu. Milliyetteyken de Abdullah Gül zehirli gazla öldürülmek istendi diye bir haber yazmıştı köşesinde. İddiasına göre Gül'ün makam aracına içeri zehirli gaz veren bir düzenek kurulmuştu. Hayrun Nisa Gül, Abdullah Bey'in hareketlerinden şüphelenerek işi çözmüş, Abdullah Gül'ü ölümden kurtarmıştı. Bu haber sonrası Talat Atilla'nın milliyetteki yazılarına son verilmişti. Bu haberi de Talat Atilla'ya birileri vermişti mutlaka. Şimdi de Erdoğan'la ince görüştü, Erdoğan İnce'ye sen genel başkan olmalısın dedi şeklindeki eski bir dedikodu Atilla üzerinden yeniden dolaşıma sokulmuş ve bu kez muhalif yazar Rahmi Turan da kullanılmış oldu. Bana sorarsanız burada operasyon Muharremince'ye yönelik değil. Operasyonun hedefi doğrudan Kılıçdaroğlu. Diyeceksiniz ki niye? Niyesi şu. Şu sıralarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharremince gibi bir ismi yıpratmak, saf dışı etmek gibi bir ihtiyacı hiç ama hiç yok. Son yerel seçimden büyük başarıyla çıkmış, 6 büyük ili kazanmış, Ankara ve İstanbul gibi iki büyük kenti AK Parti'den çeyrek asır sonra geri almış, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i geri kazanmış, Bursa'yı zorlamış bir parti ve bu seçim stratejisinin mimarı bir genel başkan. En başarısız dönemlerinde bile CHP Genel Başkanlığını korumuş olan Kılıçdaroğlu şimdi mi genel başkanlığı elden gitmesin diye inceye böyle saçma bir operasyon yapacak, yaptıracak. Hiç ama hiç inandırıcı değil. Mantığım diyor ki bu operasyon doğrudan Kılıçdaroğlu'na yönelik. Muhtemelen aynı dedikodu önce Kılıçdaroğlu'na işleniyor, sonra Talat Atilla'ya ve oradan da Tuğran'a. Kılıçdaroğlu'nun Küçük programındaki sözlerini hatırlayın. Okudum doğrudur diyor. Bunun kendisine de daha önce geldiğini ima ediyor. Burada Kılıçdaroğlu'nun suçu daha önce de olduğu gibi kendisine ulaşan dedikodulara itibar etmesidir. Farkında olmadan kendisine yönelik bu operasyona katkıda bulunmuştur. Talat Atilla bu dedikoduyu kendisine vereni açıklamazsa operasyonun unsuru haline geleceğini bilmelidir. Kılıçdaroğlu içinse iş daha kolaydır. Sayın Genel Başkan'ın Muharrem İnce ne yapmış biliyor musunuz diyen kişiyi zaten biliyordur hain odur. Deniz Baykal'a kaset komplosu neyse bu da odur. Herkese meşrebine göre yapılır. Aşk sevene kaset, dedikodu sevene dedikodu komplosu kurulur. Kim kazandı? Bu yalan haberin kazananı kim sizce? Bence çok açık biçimde Muharrem İnce. Elbette ki bu dedikoduyu yayan ve komployu kuran o değil. Ama bu işten karlı çıkan o. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan, Genel Başkan adaylığı için CHP'nin son seçim başarısıyla en azından atiye ertelenen ve adı anılmaz olan Muharrem İnce yeniden gündem oldu. Yeniden adaylığı konuşulmaya başlandı. Tabi arada CHP'nin beceriksiz, kendi içinde kavgalı imajı yeniden yaratılmış oldu, bu partiden cacık olmaz düşüncesi hortlatıldı. O da ayrı. Fatih Altaylı, Habertürk